Transfer Haberleri'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce bana destek olmak isterseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Ayrıca günü sorusu olarak da sizce Türkiye Kupası'nı bu 8 takımdan hangisi kazanacak? Cevaplarınızı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Şimdi daha fazla zaman kaybetmeden videomuza geçelim. İyi seyirler. Toto Sport'ta çıkan habere göre Arsenal, Kenan Yıldız için Juventus'a ilgi kağıdını göndermiş durumda. İtalyan ekibine iletilen yazıda Kenan Yıldız'la ilgileniyoruz. 40 milyon euro civarında bir bonservis teklif etmeye hazırız denilmişti. Juventus cephesi ise bu teklifi yeterli bulmadı. Çok daha büyük bir teklif gelmediği sürece Juventus Kenan Yıldız'ı satmayacak. Manchester City 33 yaşına gelen Kyle Walker'ın yerine doldurmak istiyor. Paris Saint-Germain'den Eşref Hakimi, Fransız ekibine veda etmek isteyen futbolcuya Real Madrid'de talip olmuş durumda. Jürgen Klopp sezon sonu geldiğinde Liverpool'a veda edecek. Yerine düşünülen isim de Xabi Alonso. İspanyol çalıştırıcı. İkna edilemezse önce Lisbon'un hocası Ruben Amorime. Daha sonrasında da Almanya milli takım menajeri Julian Nagelsmann'a gidilecek. Bernardo Silva'nın yaz aylarında City'ye veda etme ihtimali var. Bu ihtimal gerçekleşirse şayet yerine düşünülen isimde de Lucas Paqueta, Aslında Brezilyalı futbolcuyu geçtiğimiz yazda transfer etmek istemişlerdi. Fakat Yıldız futbolcu bahis kurallarını ihlal ettiği için hakkında soruşturma başlatılmıştı. City cephesi de sonrasında transferden vazgeçmişti. El Manchester United formasını giyen Rafael Varane ilgileniyor. Suudi Arabistan ekibi Fransız oyuncuyu ikna etmek için yıllık 30 milyon euro teklif etmeyi planlıyor. Varane giderse şayet yerine düşünülen isim de Juventus formasını giyen Bremer. İngiliz ekibi Brezilyalı savunmacı için 60-70 milyon euro arasında bir değerde teklif yapmaya hazırlanıyor. Alfonso Davies'in sözleşmesi 2025 yılında bitecek. Alman ekibi sözleşmesini uzatmak istese de kendisi kalma taraftarı değil. Real Madrid Kanadalı bek oyuncusunu 35-40 milyon euroya transfer etmeyi istiyor. Fakat Alman ekibi ise 45-50 milyon euro talep ediyor. Alfonso Davies'in sezon sonunda gidişi gerçekleşirse yerine de Milan'dan Theo Hernandez düşünülüyor. Suudi Arabistan'ın en büyük dört kulübünün de listesinde Kevin De Bruyne var. Yazın Belçikalı yıldız futbolcu için büyük bir transfer teklifinin gelmesi de bekleniyor. Ayrıca Suudilerin listesinde Muhammed Salah da var. Onun da gittiğini görebiliriz. Salah giderse de şayet yerine Wolverhampton formasını giyen Pedro Neto transfer edilecek. 23 yaşındaki Portekizli için gözden çıkartılan bedelde 80 milyon sterlin. Manchester United, Bayern Münih'in genç oyuncusu Matisse Tell'e talip oldu. Premier Lig ekibi ve Bayern arasında ilk görüşmeler yapıldı. Hollandalı kanat oyuncusu bu sezon 27 maça çıkarken 732 dakika sahada kaldı ve 6 gol 3 asistlik bir skor katkısı sağladı. Manchester City önümüzdeki yaz transfer döneminde Milan formasını giyen Rafael Leao için girişimlerde bulunacak. İngiliz ekibi 100 milyon euro ödemeye hazır. Portekizli yıldızında gelecek sezon İspanya ya da İngiltere'de oynamayı istediği biliniyor. Biliyorsunuz ki Mertens sezon sonu geldiğinde futbolu bırakacak. Mertens'in yerine çok kaliteli bir 10 numara arayan yönetim Marco Reus ile ilgileniyor. Geçtiğimiz günlerde Alman basınında çıkan haberde Reus'un artık kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği de yazılıyordu. İlerlemiş yaşına rağmen çok istikrarlı bir performans sergileyen yıldız futbolcu bu sezon tüm maçlarda 27 kere forma giydi. Takımına 6 gol ve 3 asistlik katkı veren Reus için Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde resmi girişimlere de başlaması bekleniyor. Galatasaray, rende forma giyen Ludovic Blas'ı gündemine aldı. Sarı Kırmızıların 26 yaşındaki forvet arkası için tüm şartları zorlama kararı aldığı da ortaya çıktı. Scout ekibinin çok beğendiği Fransız yıldızında Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığını söyleyelim. Galatasaray cephesi Blas için ilk teması kurdu ve Ren kulübüne fiyat bilgisi sorduğu iddia edildi. 26 yaşındaki Ludovic Blas bu sezon Ren formasıyla 31 maçta 6 gol 1 asist kaydetti. Galatasaray-Sparta-Prak eşleşmesinde Presiado oldukça dikkat çekmişti. Okan Buruk da temposu ve hücum gücüyle fark yaratan futbolcuya tam not vermiş durumda. Ekvadorlu futbolcunun menajeriyle kısa süre önce temas kuruldu. Oyuncu cephesi bu transfere sıcak baksa da işin biri de bonservis kısmı var. Uygun bir bonservis bedeliyle bu transferi bitirmeye çalışacaklar fakat pek de kolay değil. Manchester United formasıyla sadece bir maça çıkan Altay Bayındır'ın adı bir süredir Galatasaray'la geçiyordu. Konuyla ilgili Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiler de şöyle. Galatasaray'ın Mustera ile anlaşamazsa Altay Bayındır'a teklif götürmesini bekliyorum. Galatasaray'ın A takım seviyesinde milli kaleci arayışı var sözlerini söyledi. Manchester United'ın efsane kalecisi Edwin Van der Sar ve şu anda Altay'ın önünde oynayan kaleci Andre Onana aynı menajerlik şirketinde çalışıyor. O yüzden Altay'a mobbing yapıyorlar. Altay da bu durumdan oldukça sıkılmış ve bunalmış durumda. Galatasaray'dan resmi teklif gelirse sıcak bakma şansı yüksek. Galatasaray'ın listesinde sadece Altay yok. Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır ve bonservisi Rende bulunan Doğan Alemdar da sarı-kırmızılı ekibin listesinde. Grubetçi futbolcularla ilgili geniş kapsamlı bir çalışma başlatan Fenerbahçe, 19 yaşındaki Cihan Çanak'a yakın takip aldı. 19 yaşında ve 10 numaralı mevkide forma giyen Cihan Çanak için yeni Arda Güler yorumları yapılıyor. Türkiye U19 milli takım formasında giyen Cihan Çanak'ın ailesiyle de bir görüşme yapıldı. Sol ayağını çok iyi kullanan Cihan, 10 numara dışında sağ ve sol kanatta da forma giyebiliyor. Genç futbolcu gol ve asist özellikleriyle de biliniyor. Cihan'ın Fenerbahçe formasını giymeye sıcak baktığında söyleyelim. Çok iyi bir sezon geçiren Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda Fenerbahçe'den gitme ihtimali var. Arap basını da gelecek sezon Fenerbahçe'nin sol bekinin Aleksandro olacağını yazdı. Haberin detayında ise Fenerbahçe Juventus'la sezon sonunda kontratı bitecek olan Aleksandro ile ilgileniyor. 2015'te Porto'dan Juventus'a gelen oyuncuya Galatasaray'ın ilgisi var. Fenerbahçe oyuncuyu kaptırmamak için görüşmelere başlandı diye yazıldı. Aleksandro bu sezon İtalya Serie A'da 12 maça çıktı ve toplamda 532 dakika süre aldı. Ancak Yıldız isim Skora da bir katkı sağlayamadı. Fiyakeste çıkan habere göre İtalyan devi Milan kadrosunu güçlendirmek için Sebastian Szymanski gündemine aldı. Bu sezon 39 maçta 12 gol ve 14 asistlik performans gösteren Polonyalı yıldız için yaz ayında hamle yapmayı planlayan Milan listesindeki ilk sıraya da Şimanski yazmış durumda. Ancak Şimanski Milan'ın haricinde Napoli ve Real Sociedad'da yakından takip ediyor. Sezon başında 9 milyon 750 bin euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan yıldız futbolcunun 2027 yılına kadar sözleşmesi var. Batshuayi'nin sezon sonunda sözleşmesi bitecek. Fakat çift taraflı olarak bir yıllık daha opsiyon hakkı söz konusu. Fenerbahçe cephesi Batshuayi'yi bir sene daha takımda tutmayı planlıyor. Ayrıca golcü futbolcuya İngiltere, Almanya, Belçika liginden de takımlarında ilgisi var. Fakat Batshuayi gelen hiçbir ilgiyi kabul etmiyor. Sebebi de yazın Euro 2024'te formu giyecek olması. Kasımpaşa karşısında galibiyet golünü atan Yıldız futbolcunun nasıl bir karar vereceği de merak konusu. Fransız kulübü Ren ve Alman ekibi Leipzig dün oynanan İstanbul Spor maçında Semih Kılıçsoy'u yakından takip etti. Scout ekipleri bu maçtaki raporlarını teknik heyete sunacak. 18 yaşındaki futbolcu sezon sonuna kadar takip altında tutulacak. Performansı bu seviyede devam ettiği takdirde ise sezon sonunda siyah beyazlı kulübün kapısı çalınacak. Futbol direktörü Samet Aybaba'nın 1.93 boyundaki Muhammed Kamara'yı takip ettiği ortaya çıktı. Aybaba Kamara'ya oynadığı dirençli futbol yüzünden olumlu not vermiş durumda. 2018 yılından beri Young Boys'ta forma giyen Kamara'nın sözleşmesi de 2026 yılında sona eriyor. Bu sezon 26 karşılaşmada forma giyen 26 yaşındaki stoperin 2 de asisti var. Güçlü fiziğiyle dikkat çeken Kamara 21 kez de yine milli takımının formasını giydi. Deneyimli oyuncu 2018 yılında Young Boys'a 1.5 milyon euroya transfer olmuştu. Beşiktaş'ın transfer listesine lüks de yok da dahil oldu. Siyah beyazlı ekip PSV Eindhoven formasını giyen 33 yaşındaki futbolcuyla temasa geçti. 1,5 buçuk yıllık kontratı kalan golcü futbolcunun gelen teklifleri de değerlendirebileceği öğrenildi. Şu anda Hollanda ekibinde mutlu olan futbolcu çok daha iyi bir teklif gelmesi halinde transferini düşünecek. PSV Eindhoven formasıyla bu sezon 35 maça çıkan De Jong 28 gol atarken 11'i de asist kaydetti. Böylece videomuzun sonuna geldik. Videomuzu buraya kadar izleyip beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.